Bir işim aslında son zamanlarda popüler bir isim olmakla beraber hayatımızda internetin çıkmasıyla beri var. Hatta bilirseniz internette bulut olarak çizilir. Dolayısıyla bulut bir işim daha ilk günden beri maillere başladığımızda, hatta bir 5 sayfasına ulaştığımızda da mevcuttu. Şimdi değişen ise bu bir takım programların ya da dataların, bilgilerin başka bir yerde saklanması yönünde. Gerçi bildiğiniz Yahoo, Hotmail gibi uygulamaların da bilgileri zaten bulut üzerinde saklanıyordu. Bu biraz daha geliştirildi. İnsanlar daha fazla bilgilerini, daha fazla uygulamalarını başka bir yerlerde saklamaya biz bulut bilişim diyoruz. Aslında Türkçesi bu. Dolayısıyla değişen aslında bir şey yok. Değişen şu, bütün saldırılar hackerların neyi hedeflediği ile alakalıdır. Hackerlar sizin evinizdeki bir bilgisayarı hedefliyorsa tehdit o tehdit altındadır. Hackerlar eğer bir firmanın sunucusunu hedefliyorlarsa o firmanın sunucusu tehdit altındadır. Eğer bulut bilişim bilgilerini saklandığı yeri hedefliyorlarsa bu sefer de tehdit altında olan bulut bilişim bilgilerinin saklandığı depolardır. Dolayısıyla güvenlik açısından çok bir değişen bir şey yok. Mühim olan bu güvenlik önlemlerinin, bu tehditlere karşı güvenlik önlemlerinin düzgün alınması. Ve zaten bulut bilişim önüne geçilmez bir gelişim. Bütün firmalar bu uygulamaya geçmek zorunda. Bu pek kontrol altında olabilecek bir şey değil. Yani kendiliğinden gelişen bir teknoloji. Ve bu imkanları sunan, bu uygulamaları sunan, bu teknolojik imkanları sunan firmalarda bu teknolojiyi, bulut bilişim teknolojisi kullandıkları için zaten bütün firmalar süre içerisinde, zaman içerisinde bazen yavaş, bazen hızlı olacak ama bir şekilde bulut bilişime geçmek zorundalar. Ve güvenlik açısından tekrar sorunuza dönersem, güvenlik açısından değişen bir şey yok. Eskiden kendi sunucularını koruma altına alırlarken, şimdi bulut bilişimin bilgilerin saklandığı yerler koruma altına alınıyor. Tüm güvenlik firmaları buna yönelik çözümler üretiyorlar. Tehdit açısından bence değişen hiçbir şey yok.